Sücüllü. Isparta'ya bağlı Yalvaç ilçesinin 6 kilometre kuzeybatısına, Sultan Dağları'nın güneybatı eteklerinde kurulmuş şirin bir kasaba. 6 mahalle, 6 cami, 1 ilköğretim okulu, sağlık ocağı, düğün ve toplantı salonu ve huzur evine sahip Isparta'nın güzel bir köşesi. Sücüllü, dönemin ekonomik şartları nedeniyle 1950'li yıllardan itibaren başta İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına göç vermiştir. Göç edenlerin birçoğu nüfus kayıtlarını yaşadıkları şehirlere aldılar. Bu göçler nedeniyle Sücüllü'de yaşlı ve az sayıda bir nüfus kaldı. Sücüllü dışında yaşayan binlerce ailenin çocukları ve torunlarının belki bir daha bu güzel kasabayı görme imkanları olmayacak. Bu filmin hazırlanma amacı, atalarının, dedelerinin, annelerinin, babalarının doğup büyüdükleri Sücüllü kasabasını belki hiçbir zaman görme imkanı olmayacak olan gelecek nesillere aktarabilmektir. Sücüllü'nün tarihi. Geçmişten geleceğe uzanan zaman şeridini bir yol, geçen her seneyi bir kilometre taşı kabul edersek, Sücüllü'nün 464 yıl önceki kilometre taşında yazılmış şu yazıyı okuruz. Kariye-i Sücüllü. Hane 53. Nefer 65. İmam 3. Muhasıl 2. Hasıl 5375. Bu kayda göre Sücüllü kasabası 1523 yılı nüfus sayımına göre 53 haneli, 65 neferi bulunan, ismi Sücüllü olan bir kariye olduğu anlaşılıyor. Osmanlı arşivlerinde bulunan bu belgeye göre Anadolu eyaletine bağlı Paşa Sancağı'nın Kütahya livasına dahil Hamideli Isparta kazası olan Yalvaç'ın bir kariyesidir. Sücüllü kasabası Deliktaş Mahallesi'nde bulunan Deliktaş Camii'ndeki kitabeye göre geçmişi 600 yıl öncesine dayanmaktadır. Nesiller boyu kuşaktan kuşağa günümüze ulaşan bir bilgiye göre Sücüllü kasabasının tarihi, Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan'la Bizans İmparatoru 1. Manuel Komnenos arasında geçen Miryakefalon Savaşı'na dayanmakta olduğu belirtilmektedir. Bu savaşta büyük başarı gösteren bir süvari birliğinin Sücüllü köyünü kurduğu iddia edilse de, bilgiyi doğrulayacak kesin bir tarihsel bulguya rastlanmamıştır. Sücüllü sınırları içindeki ilk araştırmalar, kapsamlı olarak 1985 ve 1986 yıllarında Yalvaç'ta sürdürülen araştırmalar sırasında yapıldı. Burada Sücüllü'nün 7 kilometre güneybatısında Teknepınar Höyü ile, yine Sücüllü'nün 5 kilometre kadar güneybatısında Akyar Höyü tespit edildi ve bu Sücüllü Höyük olarak literatüre geçti.
Öyük yüzeyinde M.Ö. 5400 yıllarını gösteren çok sayıda keramik bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Anadolu kültür tarihinde buluntusu son derece az olan ve Orta Kalkolitik çağın hemen başlangıcına işaret eden döneme ait bir yerleşmenin kanıtı olan bir keramik de burada bulunarak bilim dünyasına sunulmuştur. Günümüzde çeşitli üniversiteler, Sücürlü'nün Roma dönemine ait kalıntıları üzerinde bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Kasabamızın her köşesi tarihsel geçmişinin önemli izlerini taşımaktadır. Yapılan tüm çalışmalara rağmen ne zaman kurulduğuna dair bugün için kesin bir bilgi bulunmayan Sücürlü kasabası, Cumhuriyet dönemine geçerken Osmanlı'dan bir ilkokul, iki medrese, bir tekke ve üçü vakfiyeli altı cami devralmıştır. İstiklal Savaşı'nda Yalvaç nüfusuna kayıtlı 81 şehidin künyesine ulaşılmıştır. 81 şehitten 6'sı ise Sücürlü doğumludur. Sücürlü son şehidini 2010 yılında vermiştir. Çukurca'da girdiği çatışmada şehit düşen Süleyman Kalkan, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle gözyaşları içinde Sücürlü Belde Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Balkan ve İstiklal Savaşı'nın getirdiği yokluk ve sefalet tüm ülkenin belini bükmüş, adeta ölüm, hastalık ve fakirlik değişmez bir kader olmuştu. Köylü nüfus, Akşehir, Ilgın, Yunak ve Haymana köylerinden kışın soğuğu ve yazın sıcağında çorap eskisi topluyor, yani çerçilik yaparak geçimini sağlıyordu. Söke ovalarında pamuk çapalamaktan tabanları çatlayan, dudakları yarılan Sücürlüler, o bölgelerde yabanın kırlısı olarak anılırdı. Bir lokma ekmek için Geven Püsü'ne gidilen Haymana dağlarında kimi zaman aç, kimi zaman susuz ne çileler çekilirdi. Çok şükür 60-70 sene öncesinin yokluk ve sefaletini geride bıraktık. Yeni yetişen nesillerimiz, sıla ne anlama gelir, gurbet neyin ifadesidir bilmiyorlar. Çerçilik nedir, yabanlı, kırlı kime denir artık bilinmiyor. Yaşlılarımızdan bu çileli gurbet hayatının anıları bir geçmiş zaman masalı gibi dinleniyor. Sücürlü kasabası için en önemli dönüm noktası Sücürlü Barajı olmuştur. Eski adı Yalvaç Barajı olan Sücürlü Barajı, Isparta'da Sücürlü Çayı üzerinde sulama amacıyla 1968-1973 yılları arasında inşa edilerek bölgenin sulama ihtiyacını büyük ölçüde gidermiştir. Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 950 bin metreküptür ve 2050 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir. Kasabamızın ekonomik durumu tarım ve hayvancılığa dayalı. 40 bin dekar kuru tarımı var. 40 bin dekar nadas var. 18 bin hektar orman alanı var. 1800 hektar da yeni orman dikimi yapılmıştı Çevre ve Orman Bakanlığı'nda. Bu da belediyemize koruması, belediye tarafından sağlanmaktadır. Son yıllarda hayvancılık ve süt inekçiliği konusunda önemli gelişmeler yaşanmakta, her yıl yeni tesisler kurulmaktadır. Hayvancılığın yanı sıra tarım da kasabamızın önemli bir geçim kaynağıdır. Ancak modern tarım yöntemlerinin kullanılamaması ve bölünmüş tarım alanları nedeniyle bazı gelişmeler yaşansa da bu konuda önemli bir mesafe alınamamıştır.
Cumhuriyet döneminde Sücürlü'nün en büyük gelir kaynaklarının başında halı dokumacılığı yer alıyordu. Dünyaca ünlü Isparta halısının en güzel örnekleri Sücürlü kasabasından çıkmaktaydı. 1930'lardan itibaren bölgede yayılan el halısı tezgahları, 1980'li yılların sonlarında makine halılarının yaygınlaşmasıyla yavaş yavaş evlerden kaldırılmıştır. Köyden büyük şehirlere doğru. 1946-60'lı yıllarda Sücürlü 7000 nüfuslu olduğu gözüküyor. Bunu %5 çuvalmayla çarptığımız zaman 30.000 civarında bir nüfus yapıyor. Vatandaşımız nüfusu gözükmekte. Tabii bu İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Türkiye'nin her tarafına var diyebiliriz. Türk işçilerinin Almanya'ya çalışmaya gittiği yıllarda Sücürlü'de yaşayan nüfus da yavaş yavaş büyük şehirlerin yolunu tutmaya başladı. Köylerde rızık aramaktan yorulan halk, büyük şehrin imkanlarından yararlanmak istiyordu. Türkiye'nin hemen her bölgesine göç eden Sücürlü insanı için en büyük cazibe merkezi İstanbul'du. Buralara bohçacı, basmacı, çarşafçı olarak gelindi. Amaç, yazın büyük şehirlerde çalışıp kışın geri dönmekti. Kimsenin aklında büyük şehirlere yerleşmek gibi bir fikir yoktu. Çalıştığı şehirlerde 5-6 ay boyunca evinden, ailesinden, çocuklarından, köyünden uzak kalan bu insanlar, han köşelerinde bekar hayatı sürüyorlardı. Ancak hiçbir göç geriye dönmez gerçeği Sücürlü insanının da peşini bırakmadı. Zamanla çocuklarını, anne ve babasını yanına alan gurbetteki Sücürlü halkı, çalıştıkları yerlerde dükkan, araba ve ev sahibi oldu. Artık gurbetteki Sücürlü insanı kış aylarında da doğdukları topraklara dönmez oldu. 1980 nüfus sayımına göre Sücürlü'nün nüfusu 4451'e kadar geriledi. 1914 yılında 3235 nüfusu Özgür kasabının, 1946-60 yılları arasında 7000-5000 civarı nüfus kuruyor. Şu anda 2009 yılında 2739, 2010 yılında 2097, 2011 yılında 1872 kişi kasabamızda ikamet etmektedir. Yaz aylarında kasabamızın nüfusu 10.000'e çıkmaktadır. Büyük şehirlerde yaşayan Sücürlülerin mesleği olan basmacılığın adı artık mefruşatçılık olmuştu. Mobilya mağazaları açıldı, toptancılık ve imalatçılığa başlandı. Çarşafçılıkla büyük şehirlere adım atan Sücürlülüler her sektörde faaliyet göstermeye başladı. Gurbetteki Sücürlülüler büyük şehirlerde evlendi, çocuk sahibi oldu. Hukukçular, doktorlar, mühendisler, iktisatçılar, ilahiyatçılar, öğretmenler ve üniversitelerde akademisyenler yetişti. Dördüncü kuşağın büyük şehirlerde doğmasıyla Sücürlü köyüyle irtibat da büyük ölçüde koptu. Büyük şehirlerde yaşayan Sücürlülüler zamanla yaşadıkları bölgelerde dernek çatısı altında bir araya geldi. Çeşitli etkinlikler yapılarak yılın bir günü bile olsa bölge insanının bir araya getirilmesi ve yeni neslin birbiriyle tanıştırılması amaçlandı. İstanbul Fatih'te kurulan dernek bunlardan biri. Bize ne oldu? 1932 yılında belediye olan Sücürlü'ye her belediye başkanı döneminde büyük hizmetler yapmıştır.
tüm Türkiye'de yaşanan büyük kalkınma hamlesi günümüzde gözle görülür şekilde Sücüllü'de de yaşanmaktadır. Yıkılmaya yüz tutmuş evler hızla yenilenmekte, aslına uygun yapılmasa da yıkılmış evlerin yerlerine yeni binalar yapılmaktadır. Her yıl düzenlenen festivaller, sünnet törenleri, iftar yemekleri, asker uğurlama törenleriyle gurbetteki insanımızın Sücüllü'ye olan ilgisi artırılmaya çalışılmaktadır. Tarım ve hayvancılık konusunda yapılan toplantılarla Sücüllü halkı en önemli geçim kaynakları konusunda bilgilendirilmektedir. Eskimiş Yalvaç yolunun yerine yenisi yapılmış, altyapılar yenilenmiş, sokaklar ve kaldırımlar yeniden düzenlenmiş ve Sücüllü temiz içme suyuna kavuşturulmuştur. Sücüllü'nün gelişmesi ve doğal güzelliklerinin ön plana çıkarılmasıyla büyük şehirlerde yaşayan gurbetteki Sücüllülerin de son dönemde ilgisi artmıştır. Artık binlerce Sücüllülü yaz tatillerini ve bayram tatillerini Sücüllü'de geçirmektedir. Tüm bunlar önemli gelişmelerdir ama yeterli görülmemelidir. Yokluk yıllarının Sücüllüsünde 83 köy odası yaptırabilecek kadar konuksever ve yardımsever olan halkımızın biz çocuklarına ne olmuştu da bu kadar zenginlik ve imkan bolluğuna rağmen neden günümüzde böyle bir eseri meydana getiremiyoruz? Bir araya gelmemenin, ortak hareket etmemenin, sosyal hayatımızın her yönünü en iyi, en güzel ve en doğru bir şekilde düzenlemenin bilinç ve gayreti içinde olmaktan bizi alıkoyan şey nedir? Yokluk mu? Değil. Bilinçsizlik mi? Değil. Zaman ve imkan bulamamak mı? Hayır. Öyleyse sahip olduğumuz bu güç ve imkanı köyümüzün kalkınma ve güzelleşmesi yolunda seferber etmeliyiz. Hastamızın, yoksulumuzun, mağdurumuzun derdine derman olmalıyız. Hayvancılık ve tarım başta olmak üzere yeni ve modern yatırımlar yaparak bölgemizin kalkınmasına katkıda bulunmalıyız. Fakir, kimsesiz ama kabiliyetli öğrencilerimizin elinden tutmalı, onların burs ve yurt ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Gelecek nesillere daha güzel, daha yeşil, daha kalkınmış, daha aydın bir Sücüllü bırakmalıyız. Sücüllü'yü herkes sahiplenmesi lazım. Bir, iki, herkes benimsemesi lazım. Üç, farkındalık yaratmamız lazım. Farkındalık nedir? Eskiden çerçiciydik, çorap eskiciydik, şimdi iş adamı olduk. Yani bunun farkına varmamız lazım. Daha modern, daha üst seviye zekalarda bir nesil eğitimine önem vermemiz lazım. Her şeyin başı eğitim.